seçimin kaybedenleri var. Haberi yazdığı ve hazırlandığı şekilde aktaracağım ama benim de şahsi kanaatim olarak, çünkü ben şahsi kanaatlerimi söylemedim de diyorsunuz ki Ela Hanım işte çok düz oluyor, siz merak ediyoruz diyorsunuz, haklısınız da. Yani sabahın 3,5 saat yayını izleyeceksiniz böyle dümdüz oku oku geç, olmaz tabii ki. Benim şahsi kanaatim seçimin kaybedenleri bir, anket şirketleri. Birkaçı hariç, onları zaten belirttik. Sonar Araştırma, Optimar, Genar en yakın olanları kaybedenler. İkincisi, kazananlar kim? Seçmen. Seçmen gerçekten hiçbir agresyona meyletmedi, izin de vermedi, şiddeti satın da almadı. Efendim, Türkiye 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Meclise giden partilerin yanında bir de oyları %1'i geçemeyen bazı partiler var. Kimi seçim döneminde TRT'de yaptığı konuşmayla sosyal medyada çok konuşuldu. Kimi de bağımsız aday olup kaybedince fenalaştı. Hatta hastaneye kaldırıldı. Kazan geldiğimiz için. Onlar seçimin kaybedenleri. Kiminin oy yüzdesi %0,1 bile değil. Kimi bu sert sözler ve söylemlerle sosyal medyayı salladı. En kahredici, en işler acısı gerçekliğimiz budur. Senin yakın bildiklerin, dost bildiklerin aslında en lağulu düşmanlarındır. İstediği oy oranı çıkmayınca hastanelik olan da çıktı. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 26 parti yarıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken parlamentoya vekil gönderen partiler de belli oldu. Tabii seçime katılarak büyük kayıp yaşayan partiler de vardı. Kimileri var ki oylarının yüzdesi bile sayılamayacak durumda. Milletvekilliği genel seçimlerine siyasi partilerin dışında 151 bağımsız milletvekili adayı girdi. Onlardan biri de Elazığ'da yarışan bağımsız aday Hacı Güneş'ti. Resmi olmayan sonuçlara göre Güneş 2000'e yakın oy aldı. Aldığı oya isyan etti. Sedye üzerinde fotoğraf paylaşarak "Bitirdin beni Elazığ" dedi. Meclise giren partilerden biri Halkın Kurtuluşu Partisi'ydi. Genel Başkan Nurullah Efe Ankut'un seçim propagandası kapsamında TRT'de yaptığı konuşma sosyal medyaya düşmüştü. Saygıdeğer halkımız, bu seçimler aslında en sağından en soluna kadar Amerikan devşirmesi, Amerikan hizmetkarı ve Amerikan kuklalarından oluşan emperyalizm cephesiyle bizim aramızda, yani anti-emperyalizm cephesi arasında olacaktır. İşte bu hararetli konuşmaya rağmen partisi 32.138 oy aldı. Oy oranı ise %0,06 oldu. Bir dönem seçimlerde İbrahim Tatlıses'in de aday olduğu Genç Parti de seçimin diğer kaybedenlerinden. 14 Mayıs seçimlerinde 112.718 kişinin oyunu alan Genç Parti ise 0,21 oy oranında kaldı. 81. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, oy kullanmaya İstanbul'da birinci sıradan aday gösterdiği eşiyle gitti. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu seçimlerden sonraki bütün zorlukları aşacak birikime, kadroya Türkiye'miz sahiptir. Perinçek oy kullandıktan sonra böyle söyledi. 14 Mayıs seçimlerinde 0,10 oy oranıyla partisi 54.789 seçmenin desteğini aldı. Seçimlerde en az oyuysa eski Musul Başkonsolosu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın kurduğu Yenilik Partisi aldı. Yenilik Partimiz seçimlere girme yeterliliği elde etmiş bulunuyor. Milletvekili seçimlerinde gönül rahatlığıyla partimize oy verebilirsiniz. Yeni bir dönemin başlaması gerekir. Yılmaz seçim öncesi böyle konuştu ama partisi tüm Türkiye genelinde sadece 11.824 oy aldı. Oy yüzdesi ise 0,02 oldu. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi de seçime katılan siyasi partilerden biri. Ancak parti Özal dönemlerinden çok uzakta. Partisi 0,12 yüzde ile 65.747 oy aldı. Seçime hiçbir ittifak olmadan katılan partilerden Adalet Partisi 100 binin üzerinde oy aldı. Neredeyse bütün partiler %1 oy oranına yaklaşamadı bile.